Selam arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün önemli bir konuyu ele alacağız. O da World of Warcraft Pay to Win mi? Ama onunla gelmeden önce bakalım şuradaki haftalık görevler bu sefer ne? Bu dandik bunu yapmayacağım. Şu Vault'a bakalım. Galiba bir tane dörtlük mü, beşlik mi ne? Şey yapmıştım. Mythic Dungeon yapmıştım. Bize ne veriyor ona bir bakayım. O bak set parçası verdi. Raid Finder'dan set parçası verdi. Burada 421'lik. Uf. Fena da değil be. Gerçi 421'i bak Champion vermiş. Şimdi haftalık dungeon'ı yaparsam, aman işte haftalık Hero 2 yaparsam oradan da bir champion seti düşürebilirim. Yani upgrade edilmemiş halini düşürürüm. Yine bir pantolon düşebilir. Raid Finder yaptığım için hani set parçası bence daha mantıklı ya. Zaten ikisi de veteranmış. Ben set parçasını alayım. Hani görüyorsun Vault'tan set parçası düşebiliyor. Zaten bu pay to win konusunda bunların hepsine değineceğim. Bu çok güzel oldu. Videoda bunun denk gelmesi harika oldu. Evet, bunu alıyoruz. Tamam, süper. Şimdi bir de bir Paladin'e geçeyim. Paladin'de de çünkü yapmıştım. Onda da bir bakalım. Onda hatta daha yüksek K'ye girmiştim. 8'e mi ne girmiştim onda. Ona da bir hemen bakalım. Bakalım onda hani hem Raid Finder'a girdim hem Mythic Dungeon 8 yaptım Paladin'de. Tek merak ettiğim şey şimdi bakalım Vault'tan ne çıkacak. Buradaki haftalık neymiş? Waking Shores'a git. Bilmem ne zımbırtıyı yap. Tamam yaparız onu. Bir ara. Belki bu hafta yapamayabilirim çünkü 2 gün sonra Diablo çıkacak. O yüzden o belki yalan olabilir. Evet, şimdi Raid Finder set parçası. Bak yine set parçası abi. Oha hem de iki tane. Ya pantolon ya da şeyi seçebilirim. Eldiveni seçebilirim. Burada da 428'lik hero parçası. Vay be. Bir de pantolon. Gerçi ulan şimdi bak kararsız kaldım ya. Zaten şeyim var bunda. Neydi bu? Chest var. İki piece olduğu zaman ne oluyor? Judgment bir de Hammer of Wrath %10 daha fazla damage yapıyor. %15 critical strike damage. Bu bana birazcık daha mantıklı geldi. Eldivenler ne durumda? Burası ne durumda? O eldivenler zaten kötü durumda. Adventure kalmış benim eldivenler. Tabii şimdi pantolon da yani burada da aslında aynı muhabbet var. Hani tamam Hero'yu zaten upgrade edemem. Hero'yu upgrade edebilmem için ya 11'e girmem lazım. Yani artı 11 mitik dungeon'a girmem lazım. Ya da raid'i şeyde Heroic de yapmam gerekir. O yüzden ben burada eldiveni seçeceğim abi. Aynen eldiveni seçiyorum. Nasıl olsa kutucuktan geçen haftaki hani aman işte geçen videoda biliyorsunuz gördünüz zaten. Şey şu trinket'i almıştık. 431'lik trinket'i düşürmüştük. Yine belki şansımız iyi gider. Öyle bir şey düşürebiliriz. Neyse bu gerçekten harika oldu. İki videoda da aman iki video demişim. Şey İkisinde de bunun denk geliyor olması mükemmel. Bu arada eğer daha yeniyseniz kanalda şuradaki olaydan bahsediyorum. Onu da hemen bir iki saniyede göstereyim. Warrior'a geçeceğim ve konumuza girmiş olacağız. Şuraya geliyorsun. Haritada göstereyim. Buraya geliyorsun. Şuna tıklıyorsun. 5 tane şey yap diyor işte. Heroic Dungeon yap diyor. Zaten çok basit. Hiç bir zorluğu yok. 415'lik champion şey veriyor verebilir yani. Neyse şimdi tekrar bir warrior'ımıza geçelim ve şu pay to win konusuna bir girelim. Lan yanlış şey tıkladık.
Arkadaşlar bakın. Özellikle yeni başlayan arkadaşlara söylüyorum. Kesinlikle moralinizi falan bozmayın, tamam mı? Çünkü moral bozacak bir şey yok ortada. Zaten hepsine değineceğim. Şimdi konu şu ki bu oyun, yani World of Warcraft pay to win kısmı var, yok değil. Yani bunu kimse inkar edemez. Pay to win bu oyunda her türlü var. Sen şu anda Türkiye'de oynuyorsan eğer bundan tam olarak faydalanamayabilirsin. Ama Avrupa'da yaşayan veya dünyanın herhangi bir yerinde yaşayıp da şu görmüş olduğun shop'tan WoW token'i satın alabilen, hani para karşılığında WoW token'i satın alabilen herkes bu oyunda pay to win yapabilir. Yani açılımını kazanmak için öde. Onun gibi hani aslında o, ama şöyle ki ya mesela bakın öncesinde biliyorsunuz ki, ya da belki bilmiyorsunuz o yüzden söylüyorum. Öncesinde bu shop'ta gördüğünüz her şey Euro üzerinden de, tamam mı? Sonrasında Shadowlands'deydi sanırsam. Bir şey uygulama geldi. Türk lirasına çevirme uygulaması geldi ve o zaman token satılıyordu daha. 200 TL mi neydi? 200 TL'ye alabiliyordun ve AH'de satabiliyordun bunu. Sonrasında kaldırdılar, komple kaldırdılar. Hani Türkiye pazarından, bir de arada galiba bir iki üç tane ülke daha vardı, hatırlamıyorum hangileri. Bu görmüş olduğunuz token zaten şey değil yani. Blizzard'ın kendi sattığı token değil. Bunlar oyuncuların satın alıp buraya koyduğu tokenler. Yani bunların neredeyse tamamı öyle. Hepsi demeyelim de neredeyse tamamı öyle, o şekilde yani. Bunu aldığın zaman, yani bunu AH'den aldığın zaman ne yapabilirsin? İşte 30 günlük oynama süresi hesabına eklersin veya Blizzard account'una 150 TL para eklersin. O 150 TL ile biliyorsunuz daha önce bir video çekmiştim, hani farm yaparak işte Diablo 4'ü satın alabilirsiniz gibi bir farm yapmıştım, ama tabii aylar öncesinde. Yani bayağı bir zaman oldu o videoyu yapalı ki zaten o zaman yapmış olan bir insan çok rahat bir şekilde zaten parayı farmlamıştır muhtemel. Çünkü biliyorsunuz hani biz geçenlerde, işte geçen haftalarda Şaman videosunu falan çekiyordu. İşte Şaman serisi yapmıştım ben. Orada işte token parasını biriktirmek için uğraştım. Ki biriktirdim de sadece tek bir aksilik oldu. O da son videom. Yani o en son videoda 157 bin gold'um mu ne vardı yayınladığım videoda. Sonra malzemeleri AH'ye koydum. Oradan da bir 60-70K küsür para geldi. Yani 250 bin civarındaydı. Sonra yine bir farmlıyordum. Yine böyle bir farm videosu falan çektim. Paranın geri kalanını da farmladım. Gel gör ki o videoyu yükledim zannettim ama yüklememişim. Ya her neyse, sonuç itibariyle biz tekrar konumuza dönelim. Burada şimdi bu WoW token'i, tamam mı, buy dediğin zaman işte böyle bir şey alıyorsun. Yani ya 30 günlük oyun süresi ya da 150 TL para. Gel gör ki bu token'i bu AH'ye koyanın sen satın aldığın zaman hesabını 328 bin gold geçiyor. Tabii bir kesinti oluyor. Bu burada yazmıyor. Galiba %10'luk mu ne, ya da %15'lik mi ne, ufak bir kesinti oluyor. Sonrasında diyelim ki bu parayı aldın, tamam mı? Bu gold'a sahipsin. Sonra nasıl pay to win diyeceksin bana. Şu şekilde bak, bu armorlara geldiğimiz zaman, tamam, direkt özellikle plate seçeyim ben. Çünkü biz hani warrior'ım. Plate kullanıyorum. Plate seçiyorum. En yüksek item level 428 var. Merak ediyorum. Acaba armor'larda daha yüksek item level şey var mı? Yokmuş. Önceleri hatırlıyor musunuz? Ben bu tarz videolar çektiğim zaman, size tavsiye verdiğim zaman, bu AH'den bir şey almayın dediğim zaman, bunların fiyatları daha da pahalıydı. Milyonlara kadar ulaşıyordu. Yine hala pahalı itemleri koymuşlar tabi. Ama gel gör ki bunların hepsi çöp. Yani bariz çöp. Bunların hiçbirine para vermeyin. Yani bu 100 bin gold'u
Bu 428'lik item için çok fazla. Çok fazla. Bunun hani fiyat bitsem ben buna ne kadar biçerdim? Belki 5.000 gold, 10.000 gold falan. Kafayı yediğimi söyleyeceksiniz biliyorum ama hani bu gerçekten böyle. Çünkü yani sen zaten açık dünyada yapmış olduğun bütün aktivitelerle ya da işte ne bileyim Heroic Dungeon'a girerek orada zaten 415'lik item alıyorsun ve o 415'lik item'i upgrade edebiliyorsun. Yani en fazla ne kadar upgrade edersin? 400, bir dakika bir şeye bakalım. Bu veterandı. Herhangi bir veteran item'i sonuna kadar getirdim mi ona bakıyorum. He sonuna kadar getirmişim 400 424'e upgrade edebiliyorum. Arada sadece 4 item level fark var, tamam mı? Yani hiçbir şey ifade etmeyecek bir 4 item level'lik fark var. Ve bu bedava yani. Bu yüzük bedava, bu upgrade'ler bedava. Hani gold harcamıyorsun buna. Buna ne yapıyorsun? Sadece oyunu oynuyorsun ya. Zaten oyunu oynamak için para ödemiyor musun? Ödüyorsun. E niye oyunu hem oynamak için para ödüyorsun, hem oyundaki bir gereksiz bir içeriği almak için de para ödüyorsun? Saçma. Anladın mı? Hani adamlar mesela hemen en yüksek item level'e gelmeye çalışıyorlar. Bu çok büyük bir sorun. Neden sorun? Şöyle ki bak. Adamlar gidiyor mesela Group Finder'a bakalım, tamam mı? Mesela burada pre-made groups'lar var biliyorsunuz. Raid Finder'a tıkla, hemen Raid Finder demişim işte. Pre-made raid'e falan girdiğimiz zaman, baktığımız an. Mesela bu ne diyor? Bu adam diyor ki heroic girmek istiyor. Hani grup lideri heroic yapmak istiyor. Kendisi 9'da 9 heroic yapmış. Önceki raid'de de 8'de 8 heroic yapmış. Ve bir boss'u da mitikte kesmiş. Grup lideri. Diyor ki hani şey son boss'u kestiğine dair bana bir kanıt yolla. Yani başarımını yolla. Göster. Hemen davet alabilesin diye, tamam mı? Ya da burada mesela başka not edenler var. İşte bu mesela diyor ki faillersen direkt anında kicklenirsin gruptan. Onun gibi yazılar var. İşte bu istiyor ki hem adam gibi itemlere sahip ol, hem tecrübeye sahip ol, öyle gel diyor. Şimdi burada bir sürü böyle gruplar var ve bu gruplar seni gördüğü zaman hani senin mesela diyelim ki hani heroic için yanlış şeye tıkladım. Raid'lere geliyoruz. Burada mesela heroic'e bakalım, tamam mı? Heroic'te 428 en düşük, yine bakıyoruz. En düşük item kaç? 428. En yüksek item kaç? 437. 430 pardon 444. Yani senin o bantlarda olman lazım, tamam mı? Item level bazında yani bunların istediklerine göre. Tabii ki de mesela diyelim ki şey normal bir şekilde farmladığın zaman hani mitik dungeon'lara girdiğin zaman zaten o bantlara ulaşırsın her türlü. Yani bunu zaten daha önce de söyledim. Hani Mythic Dungeon'da girdiğin zaman işte kaçta kaç ne düşürüyor, o şu ne düşürüyor, nasıl upgrade edersin vesaire, bunları zaten konuştuk. Ama gel gelelim. Bazıları gidiyorlar bu tokenleri hani alıyorlar, satın alıyorlar ki gold'a sahip olsunlar. Sonra burada bir servis kısım var, tamam mı, chat'te. Bu servis kısmında mesela bu yazılar o kadar hızlı geçiyor ki, çünkü yani tamamen spam yapıyorlar. Mesela burada adamlar ne teklif ediyor bir bakın. Burada size şöyle bir şey teklif ediyor. 9'da 9 heroic, tamam mı? 9'da 9 heroic 570k. Yani sana diyor ki bana 570 bin gold ver. Ben seni bu yeni çıkan raid'de 9'da 9 heroic'ten çekeyim diyor. Yani boostlatayım diyor.
Onların belli başlı grupları var. Seni bu şekilde boostluyorlar ve sen buna para ödemiş oluyorsun. Şimdi pay to win'in dememin sebebi de bu zaten. Yani sen diyelim ki senin mesela gold'un var, tamam mı? Benim gold'um yok. Benim arkadaşlarım yok. Benim gildim yok. Hiçbir şeyim yok. Ben normal bir şekilde hani uzun vadede farmlayarak, yani uzun vadede dediğime hani şey yapmayın, hani bu aylarını almıyor. Sadece birkaç haftanı alır maksimum. Hani uzun vadede kasarak belli başlı bir şeye gelebilirim. Belli başlı bir item level'e gelebilirim. Ama gel gör ki parası olan bir kişi direkt hani maksimum 2 haftada karakterini dizebilir. İşte benim bahsettiğim olay, hani benim bahsettiğim bu pay to win olayı bundan ibaret. Hani ama gel gör ki oyun hani o kadar çok böyle yeni başlayan dostu oldu ki hani şey dert etmene gerek yok. Ya geride kalırım işte şöyle olur böyle olur. Öyle bir dünya yok. Geride falan kalmazsın abi. Bak ben daha önce göstermiştim. Hemen tekrar şey yapalım. Neredeydi? Doomhammer'a geçelim. Ben özellikle, tamam mı? Ben özellikle bu server'da açım. Çünkü bu server bildiğin ölü server. Yani belki benim girmiş olduğum saatlerde hani oyuncu sayısı çok az bilmiyorum ama zaten tavsiyem kesinlikle böyle şey, bir dakika bak hatta göstereyim. Şeye de şey açmayın, karakter açmayın. Böyle new players falan yazıyor ya da low falan yazıyor. Oralarda karakter açmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü açık dünyadaki yapan content yapanlar çok az oluyor. İyice araştırmanızı öneririm. Yani ben hani dediğim gibi bak üstüne basarak söylüyorum. Ben solo oynadığım için hiçbir gildim vesaire olmadığından dolayı ben size gelin şurada oynayalım diyemiyorum. Ki zaten buna vaktim de yok. O yüzden kendi araştırmanızı yapın bakın nerede hani ne bileyim Türk toplulukları vardır illaki guildler vardır işte alım yapıyorlardır vesaire onlara başvurabilirsiniz ki zaten daha önce söylediğim gibi benim ana oynadığım serverda Silvermoon'da Alliance oynayacaksanız ağırlıklı olarak Alliance oyuncular var. Hordlarda daha çok Twisting Nether'da takılıyorlar. Orada da oynayabilirsiniz. Şimdi ben bu DK'mı bu serverda açtım. Tamam, bildiğin sıfırdan açtım. Hiçbir başka karakterim yokken vesaire. Sonra hemen şu şeye bakalım. Önce bir size item level'i göstereyim. Ben bununla çok fazla oynamadım. Bak dürüstçe söyleyeyim. Ben bununla fazla oynamadım ama ona rağmen 400 item level'e ulaştım. Yani heroic vesaire. Hani heroic dungeon diyeyim. Onlara girebiliyorum. Daha ama şey yapmamıştım. Hani bunu kastığımda bu 10.1 patch gelmedi. Yani bu upgrade zımbırtıları gelmemişti. O yüzden şey daha geride kaldı bu. Hani bunun itemleri. Hani yüksek şey de değil. Öyle söyleyeyim size. Zaten görüyorsunuz ama gel gör ki mesela plate yazdığım zaman Blade yazdığımda burada görüyorsunuz ki bu karakteri ben 2 günde, tamam mı? 2 hani günde ve 10 saatte kasmışım. Bu seviyede yani 70 seviyesinde 21 saattir oynuyorum. Yani aslında bunu şöyle de hesaplayabiliriz. Bir gün ve evet bir gün yani 24 saatte karakteri 70'e kasarsın. Yani bunu daha hızlı bir sürede de yaparsın. Bunu yapmakta hiçbir şey yok ve bunu çok kolay bir şekilde yaparsın. Aynı zamanda da şimdi Paladin'e de geçelim. Paladin'de de göstereyim. Paladin'imizde şimdi daha bu hani daha demin çıkardık ya eldiveni. Bunu daha takmadım ve zaten upgrade de etmedim. Upgrade de etmem lazım. Burada mesela 410 item level'im. Yani DK'mdan daha yüksek bir item level'im. Çünkü
Bununla daha fazla oynadım. Paladin'le daha fazla oynadım. Ve buna play dediğim zaman burada 2 gün ve 1 saat diyor. Bak görüyor musun? Daha demin DK'mda 2 gün ve 10 saat diyordu. Bunda 2 gün ve 1 saat diyor. Yani 2 gün, yani 24, yani 24 değil, 48 saat artı 1, 49 saatte bu seviyeye geldim yani bu karakterle. Yani çok büyük bir seviye değil canım. Hani illaki hardcore kasarsan, no life kasarsan daha fazlasını her türlü yaparsın. Orası ayrı. Ama demek istediğim, yani sen sıfırdan başladım diye işte gold'um yok, param yok, vesaire yok, işte token de alamıyorum, bilmem ne, bunları dert etmene gerektiren bir durum yok ortada. Çünkü Blizzard oyunu senin için öyle bir hale getirdi ki artık onlar engel değil sana. Öyle öyle söyleyeyim. Yani sen mesela gidersin, ne bileyim, İşte burada şey eventi var. Bu Firak eventi var. Bu haftalık. Bak orada zaten yazıyor. Time left 6 gün 10 saat diyor. Bunu yaptığın zaman hani buradaki işte şeyler var. Böyle nasıl diyeyim? Görevler var. Al bak burada mesela diyor işte şu görevi yap diyor. Tamam mı? 408'lik item veriyor. Artı boss'u kestiğinde de item düşüyor. Etti sana zaten 2 item. Tamam bak bir back bir de boss'un artık ne çıkarsa. Sonrasında buradaki zımbırtıdan hani 5 tane şey yap diyor ya. 5 tane heroic dungeon. Burada da 415'lik item düşüyor. Yani yine rastgele tabi. Artı Zarale Caverns'e girdiğin zaman burada da buradan ne veriyor mesela? Burada şu anda bana adam gibi bir şey vermiyor ama sıkıntı değil. Zaten benim şey hani burada ancak rep falan farmlarsın. İşte flight stone'ları vesaire farmlarsın. Yine item düşürebilirsin. Yani hiç düşmez değil. Neticesinde kasarsın ve şeye geldiğin zaman şimdi bunun limitine bilmiyorum. Aberus'un Raidfinder'daki hani minimum item level'i kaç bilmiyorum ama zaten bunları yaptığın zaman hani bu sana söylediklerimi yaptığın zaman buraya zaten her türlü girebilirsin bu ikisine. Her türlü girersin. Girdiğin zaman da yine oradan da item düşürebilme şansın var. Ha diyelim ki hiçbir yerden bir şey düşmedi. Mythic Dungeon'a girdin. Mythic Dungeon'da da item düşmedi diyelim, tamam mı? Bu sefer ne yapıyorsun abi? Bak burada bakıyorsun. Bu Dungeon Finder var ya. Bunu açıyorsun. Mythic artı Dungeons'lara gel. Hemen şurada şuna tıkla, buradan bakıyorsun. Burada sana ne diyor? Diyor ki 3 tane Aberus'ta, hani yeni olan raid'de 3 tane boss'u öldür diyor. Bir tane slot açılıyor buradan. 5 tane öldürürsen bir tane daha slot açılıyor. 7 tanesini öldürürsen bir tane daha slot açılıyor. Aynı şekilde Mythic Dungeon'larda. Bir tane Mythic Dungeon yaptığın zaman bir slot. 4 tane yaptığın zaman yine bir slot. 8 tane yaptığın zaman yine bir slot. Yani sen eğer bu bütün bunu yaparsan, hatta şu ikisini dışlıyorum bak, hatta şu üçünü de dışlıyorum, tamam mı? Sırf Raid Finder'ı yaptın, bir de Mythic Dungeon'ı yaptın, bir tane Mythic Dungeon, hani bu artı 2 de olabilir, fark etmiyor. Bunları yaptığın zaman sana herhangi bir burada rastgele bir item sunabiliyor. Ve o itemi aldığın zaman da hani görüyorsun Raid Finder'dan sana veteran düşüyor. Zaten veterandan sonrası champion. O sıralamayı zaten daha önce söylemiştim. Ona göre de upgrade edebilirsin çok rahat bir şekilde. Yine world questleri, işte eventleri vesairelere yaparak. O yüzden diyorum hani pay to win aspekti var mı oyunda? Var. Ama seni etkilemeyecek derecesinde var. Yani sana hiçbir şekilde bir şey dokunmaz. Sen yani diyelim ki ne bileyim böyle bir orta profesyonel bir gilde girmişsindir. Yani orta profesyonel demeyeyim. Buradaki gildlerin hemen hemen hiçbiri profesyonel değil de benim hani bilmiyorum kimisine göre profesyonel anlayışı farklı olabilir. Bana göre profesyonel anlayışa mesela işte turnuvalara falan katılırsın. Oralarda yarışırsın o zaman ancak. Ama diyelim ki hani bu
İşte kendilerini tanıtıyorlar işte Medicore Guild vesaire falan. Orada mesela diyelim ki öyle bir guild'e girdiğin zaman belki bir şansın olmayabilir. Çünkü oradaki adam, oradaki raid lideri mesela ister ki aman işte raid'de ilerleyebilmeyi diler, tamam mı? O zaman ne yapar? Mesela beni görür. Diyelim ki benim item level'im 410 ama seni görür. Senin item level'in mesela 420'dir ya da 430'dur. O zaman tabii ki de seni alır. Yani bu durumda dürüst olmak gerekirse arada böyle ciddi bir fark olduğu zaman o zaman da ben de item level'i daha yüksek olan adamı alırım gruba. Sadece mesela şeyi kıyaslardım. Eğer item level'leri birbirlerine yakınsa yine tabii ki hepsine şans vermeye bakarım ama bazen onu da yapamıyorsun arkadaşlar. Çünkü artık diyorum ya size hani bu lanet servis kısmındaki bu satışlar olduğu için kimin dürüst bir oyuncu, kimin booster olduğunu ancak nasıl anlarsın biliyor musun? Başarımlarına bakarak, yani başarım puanlarına bakarak o şekilde anlarsın. Ya baktın ki başarımları mesela bak benim çok başarım yok, tamam mı? 22.380 sadece başarım var. Çünkü ben sık sık ara vermiştim oyuna. Ama hani bu oyun pay to win'dir diyerek oyunu kötülemiyorum. Çünkü ben zaten bu oyunun aslında hastasıyım. Yani o kadar şey derecesindeyim ki hani ben bu oyunu oynamıyorken bile aktif hani sub oluyor ya, o sub'ı ben her türlü hep ödüyordum. Çünkü içim rahat etmiyordu. Eğer mesela Battle.net'te şey yazdığı zaman işte sub'ın süresi doldu, yine ödeme yapman gerekiyor falan yazdığı zaman benim için böyle bir tuhaf oluyordu. Yani orada o play yazısını görmeden rahat edemiyordum. O yüzden sürekli sub'um aktifti yani oynamadığım halde bile. Yani oynamamın en büyük sebebi ne? İşte bazı durumlardan sıkılmış olmandı. Yani oyundaki şeylerle alakalı değil daha çok. Hani ne bileyim özel hayatında işte ne bileyim işin vardır. Hani yoğunsundur. İşte arkadaşların oyunu oynamıyordur. Başka oyunlar oynuyorsundur vesaire. Bunun gibi birçok neden vardı. Bir türlü fırsat bulamıyordum. Çünkü eskiden gerçekten ciddi zaman ayırmak zorundaydım bu oyun için. Artık bunu yapmak zorunda değilsin. Ben hani 2-3 kere giriyorum. Zaten yapmak istediğim her şeyi yapıyorum. Sonra bitiyor benim için. Zaten bunu size defalarca gösterdim de kanıtladım da. Hani tamam Şaman serisinin son şeyini paylaşmamış olabilirim ama gel gör ki o süre esnasında işte DK'yı kastım. Hani patch 10.1 geldiği zaman işte DK'yı hemen kastım. Sonrasında Paladin'i hemen kastım. Yani bunlar çok kısa süre içinde olan şeyler ve item level'lerinde hani söz konusu hani mevzu bahis şimdi şu anda pay to win ya. O yüzden diyorum item level. Hani ondan item level'lerini yükselttim. Her ne kadar warrior'ım kadar olmasa da yine de iyi bir şeye sahibim yani. İster Mythic Dungeon'lara ister raid'e girebilme şansım var. Hani hiç yok değil. O yüzden diyorum size hani moralinizi kesinlikle bozmayın. Oyun gerçekten yeni başlayan arkadaşlar için çok hem de feci şekilde oyuncu dostu. Sadece birazcık böyle nasıl diyeyim? Yani ya kompleks çok şey yani yanlış bir terim olur da ya çok birikim var. Öyle söyleyeyim çok birikim var. Hani şimdi mesela bakıyorsun burada kaç tane expansion var bak. Shadowlands var, Battle for Azeroth var, Legion var, işte bu var, bu var, bu var, bu var, bu var. Yani o kadar çok olay var ki ve her birinde işte raidler var, dungeonlar var, bilmem ne var. Yani birazcık gerçekten size de bağlı olan bir şey. Çünkü World of Warcraft aslında zor bir oyun değil. Oyunu zor yapan sadece oyunculardır. Eğer ki sen, yani üstüne alınma, add-onları kullanmıyorsan ve eğer bir boss'ta sürekli olarak ölüyorsan, o zaman bu senin hatandır yani.
Ama eğer Deadly Boss modu dinliyorsan, adam hani Deadly Boss mod sana dediği zaman işte kenara çekil, işte stop DPS dediği zaman, damage'ini durdur dediği zaman ya da işte ne bileyim üstündeki mesela burada hani debufflar geliyor. Hani diyelim ki İngilizcen yoksa videoları izle, bossların videolarını izle. Hani hasar veren tipler ne yapıyor? Mesela diyelim ki üstüne bir debuff geliyor. Mesela diyelim ki şöyle düşün. Kırmızı, mavi, bir de sarı debufflar var, tamam mı? Kırmızı debuff geliyor. Ne yapıyor? Hasar vurmayı bırakıyor. Mavi debuff geliyor. Ne yapıyor? İşte kenara çekiliyor. Yani herkesten uzağa gidiyor. İşte sarı debuff geliyor. Ne yapıyor? Herkes bir araya toplanıyor. Orada duruyor. Yani oyunu birazcık takip etmen lazım. Bu DPS meter'ın çok büyük bir şey yok. Yani evet bazı bosslar gerçekten bir DPS race olabiliyor. Yani DPS'i gerçekten iyi olmak zorunda. Ama gel gelelim ki mekaniklere de dikkat etmek lazım. Ve bu mekaniklere dikkat etmediğin zaman zaten gruplar patlıyor yani. İstediğin kadar para ödemiş ol. Yani istersen karakterine ne bileyim 200, 300, 400 dolar ödemiş ol, fark etmiyor. Sen, yani onu, o karakteri oynayan kişi kötüyse o zaman o karakteri oynayan kişi kötüyse o zaman zaten her türlü kaybedersin yani. Kazanma şansın yok. Bu arada bak geçen videoda demiştim ki burada çıkıyor demiştim ama yanlış söyledim. Bu Treasure Goblin her yerde çıkabiliyor arkadaşlar. Onu düzelteyim. Zaten bir arkadaş sağ olsun söyledi. Her yerde çıkabiliyor diye. Weak Aura'nıza ekleyebilirsiniz bunu. Ya da işte Rare Scanner'a Handy Notes'a vesaire eklediğiniz zaman bu işte Mount vesaire falan düşürüyorsun. Zaten göstermiştim Mount'u. Neredeydi? Tyrell's Charger. Şimdi üstüne binmeyeyim de insanlara şey olmasın. Hani böyle hava atar gibi olmasın. Bu mount'u Diablo 3 aldığım zaman Collector's Edition mi neydi galiba yanlış hatırlamıyorsam onu aldığımda gelmişti. Şimdi Blizzard işte oyuna tekrar eklemiş bu Diablo 4 gelecek diye bunu event olarak eklemişler. Hazır buradayız bunu da keselim. Benim zaten amacım bu değil de diğer şeyler artık ne düşerse. Oha 36 slotluk back de düşüyormuş ha. Vallahi back düşmesi çok güzel olur ha. Toy Moy da düşüyor. Millet nasıl toplanıyor hemen? Yani ama dediğim gibi hani belki bunu söyledim de hani dediğim gibi moralinizi bozmayın yani. Hani bu oyunda pay to win var dediğim gibi. Sadece bize yok. Yani Türkiye'de hani Türkiye'de yaşayanlara yok. Zaten bu servisten faydalanlar aynı zamanda mesela arenada falan da bu tarz servislerden faydalanıyorlar ama onların tek amaçları şey belli bir tane rating'e kadar ulaşıp işte belli başlı bir unvanı kazanmak amaçları başka bir şey değil yani. Sonrasında zaten daha arena yapmıyorlar çünkü kötüler. Yani kötüler abi. Ben de kendi unvanımı değiştirdim. Lord of the Rains yaptım. Yani çok büyük bir şey değil. Milletin şu anda 500-600 mount'u var. Yani bineği var. Benim o kadar çok yok. Bende daha 345 tane var. Toplamadığım bir sürü mount var. Bir de şey sevmiyorum yani bu bunların bu huyunu. Böyle gidiyorlar. Mesela şey yapıyorlar ya. Gerçi yapıyorlar ya diyorum hani sanki karşı hani tabii ki illaki bilen vardır da bilmeyen de var. Bazen mesela mount kaldırabiliyorlar. Bak çok güzel bir örnek mesela şu mount.
Şu mount artık oyunda değil. Bunu ancak mesela oyunda böyle bir kara borsa gibi bir yer var. Hani legal. Çok legal bir şekilde. Ama o geldiği an zaten hemen gold cap oluyor. Yani gold cap direkt 9.999.999 gold direkt basılıyor o mount, yani sahip olan kimse. Zaten onu bastığın zaman onun üstüne para basamıyorsun. Ya çok nadir geliyor yani. Öncesinde şey dedi galiba, Battle for Azeroth'taydı yanlış hatırlamıyorsam. Belki yanlış hatırlıyor olabilirim. 5 milyon gold'a falan satılıyordu. Benim de koleksiyonumda öyle daha oyunda olmayan mount'lar var. Ama dediğim gibi Blizzard sürekli böyle bir sürpriz yapıyor yani, gerek bu şeyde o açıdan mesela güzel. Gerek bu Trading Post yok mu? Bu Trading Post'ta falan hep böyle bir sürprizler yapıyor, ya da şeyde takip edin Twitch'te, Twitch Prime, oraya da mountlar, binekler gelebiliyor. Mesela şey geldi. Dur bir dakika. Şu goblini keselim, göstereceğim. Şuraya bak abi. FPS bildiğin ağlıyor yani şu anda. Her şey böyle, köklemenin de böyle bir dezavantaj var. Böyle bir sürü oyuncu böyle bir araya geldiği zaman, herkes skillmeli falan bir şeyler kullandığı zaman böyle acı çekiyor bilgisayar. Ne geldi? Aa bak, çantası. Ulan içimiz temizmiş be. Çanta, istedik çanta geldi. Harika. Bu ne? Bir tane de toy geldi. Toy çan şeye koyalım. Güzel çanta, istedik çanta geldi. Harika. Yani şey gösterecektim bak. Şimdi mount'a geldiğimiz zaman Twitch'te bu Feldrake'i vermişlerdi. Tamam, bu da aslında bir Burning Crusade mount'uydu. Böyle hani kart oyunları var ya, var ya, eskiden vardı mesela, hala var mı bilmiyorum, hiç takip etmiyorum. Yani WoW'un veya başka herhangi bir oyunun var mı bilmiyorum. Oradan mesela kazıyordun işte. Bazı kartlar vardı, böyle kazıyordun, bir kod çıkıyordu. O kodu bir oyundaki bir NPC'ye gidiyordun, mount'u alıyordun onun gibi. Bir de mesela bu şey vardı. Hippo, bu değil. Beyaz olanı değil, bu da değil. Bu. Piksele düşük olan. Bu mesela bundan işte ne kadar oldu? Bir ay olmuş mudur acaba? Bir ay oldu herhalde ya. Twitch'te, hani Twitch'e gelmişti. Ondan öncesi 1500 dolara falan satılıyordu bunun kartı. Yani 1500 dolara, gerçek paraya satılıyordu. Çünkü zaten karttı kendisi. Yani illegal bir şey değildi. eBay'de falan satılıyordu. Amazon'da falan satılıyordu. Sonra fiyatı çat diye yerin dibine vurdu. Ne zaman Blizzard açıkladı işte Twitch'e gelecek diye. Twitch Drop olarak gelecek diye. Yani dediğim gibi böyle değişik değişik şeyler yapıyor. Yakında muhtemel bu orijinal Armani Battle 1 de gelir büyük bir ihtimalle. Hani eğer oyunu önceden oynamadıysanız belki bilmiyorsunuzdur bunu, ama dediğim gibi hani mesela şey yapabilirsiniz. Burada eğer sahip olmadığınız binekler varsa gidip ismini yazıp, mesela ne bu, mesela ismini yazıp Cracked Primal Egg'den çıkıyormuş. Yazarsınız Google'a, illaki gösterir nereden çıktığı falan. Neyse arkadaşlar, ben hani söylemek istediğimi zaten söyledim. Hani illaki katılmayanlar olacaktır ama pay to win açılımı bu. Yani bu, yani bana katılmak zorunda değilsiniz. İsterseniz katılırsınız söylediklerime, ama bu gerçeği değiştirmez. Neticede oyunda böyle bir özellik var ve bu özellikten de faydalananlar var. Siz olun. AH'den o pahalı olan gereksiz itemleri almayın hiçbir şekilde. Gold'unuza yazık etmeyin. Gidin o gold'u hani en kötü token karşılığında şey yapın,
değiştirin ve hesabınıza 150 TL ekleyin. Bakarsınız yarın öbür gün istediğiniz bir oyun Battle.net'e gelir. Ondan sonra ya da istediğiniz bir özellik gelir, bir şey gelir, herhangi bir şey olur ve kullanırsınız. Hani ben de zaten görüyorsunuz 2,7 milyon gold var ve bayağıdır var bu gold. Ve harcadığım tek şeyler varsa o da bu enchantlar. Bunlar da çünkü önemli karakteriniz için. Ahey'den gidiyorsunuz zaten o enchantları alıyorsunuz. Yazıyor mesela enchant işte Waking Start falan bilmem ne. Yani bunlar için sadece kullanıyorum. Herhangi bir yiyecek vesaire falan da Ahey'den almıyorum. Onları da kendim craftlıyorum ki siz de öyle yapın. Cooking'den craftlayın. Cooking'inizi farmlayın, yükseltin. Keza şeyinizi öyle, fishing'i öyle. Yani balık tutmayı kasın, farmlayın ki bunlarda da para var. Yani bunlara hafif alınacak şeyler değil. Sadece birazcık araştırmanız gerekiyor. Ben her şeye bakamıyorum ne yazık ki. Çünkü öyle bir vaktim yok. Hani bir arkadaş en son yorumda söylemişti, hani diğer meslekleri sadece mining herb değil de o diğer işte crafting mesleklerin videosunu falan yapar mısın diye. De onlar için birincisi para harcamam gerekiyor onlar için. Çünkü onları yükseltmek öyle kolay değil, bunları yükselttiğimiz gibi. İşte crafting order hall'a gideceksin, milletin isteklerini yerine getireceksin falan filan. Uzun iş yani. Ben vakitim kısıtlı olduğu için o yüzden onlarla uğraşamam ki zaten dediğim gibi. Beni bu zamana kadar mining ile herbalism sadece 3 tane expansion'da yanıltmıştı. Onları da zaten söylemiştim. Bir tanesi Shadowlands'ti. Diğeri de Legion'dı. Üçüncüsünü hatırlamıyorum. Orada böyle bir düzgün kazanç sağlamadı. Onun dışında hep kazanç sağladı yani. Başından beri hep kazanç sağladı. Ben burada şimdi artık noktalıyorum. Bazı konuyla alakasız olan konulara değindim. Kusura bakmayın. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Bir sonrakinde görüşürüz. Kendinize iyi bakın.